Selamlar. İlk kez arabada olmayan bir video. Belki de senin için sürpriz olmuştur. Şaşırtmayı severim, ne yapalım. Bu videonun çekilmesinin bir amacı var, bir sebebi var. 2022 yılı bitiyor. Evet. Bugün 31 Aralık. 2022'nin son günü. Yeni yıla giriyoruz. Yılbaşı planın var mı bilmiyorum. Ama Instagram'dan beni takip ediyorsan, şunu biliyorsun: Yılbaşı planından daha önemli olan şey Yeni Yıl planı. Yeni yılda ne yapacaksın? 2023'te ne yapacaksın? Yılbaşından sonra ne yapacaksın? Bu daha önemli. Ama geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. 2022 yılı bence çok keyifli geçti. Ben inanıyorum ki hepimiz için. Çok keyifli geçti. Belki sen şu anda şunu söylüyor olabilirsin, ha işte abi çok kötü geçti ya 2022. Ben hiç keyif almadım. Bence 2022 hiç güzel bir yıl değildi işte. Çok kötü şeyler oldu. Falan. Normal. Bunu düşünmen çok normal. Bu da insanın zihniyle alakalı. 2015 yılını düşün, 2016 yılını düşün, 2013 yılını düşün. Belki de bunu düşündüğünde şunu söylüyorsun sen. 2013 ne kadar keyifliydi, ne kadar güzel bir yıldı. Ah keşke 2013'e geri dönsem. 2014'e dönseydin eğer, şunu diyecektim. 2013'te çok kötü bir yıldı ya. İnsan beyniyle alakalı bu. İnsan beyni eski anıları düşündüğü zaman, her zaman kötüleri öncesiler ve iyiler kalır. Ne demek? Senin yaşadığın bir dönem, yine örnek verelim, 2014 yılı. 2014 yılı hemen bittiğinde kötü anıları çok kuvvetli şekilde hatırlıyorsun. Ama 2014 yılının üstünden 5 yıl geçtiğinde, 6 yıl geçtiğinde kötü anıları unutuyorsun. Hiçbir kötü anı kalmıyor aklında 2014 ile alakalı. Ama iyi anıların devam ediyor. İyi anıların seninle kalıyor. Kötü anılar da aradan çıktıktan sonra eskide kalmış. 2014 yılı ne kadar güzel bir yıldı diye düşünüyorsun. Yani sen de... 2022 yılının değerini yıllar daha da ilerlediğinde anlayacaksın. Şimdi 2022 yılının değerini yıllar sonra değil de şimdi anlamak için otur ve düşün. 2022 yılında güzel geçen, mutlu olduğun, sana gurur veren bütün anlarını düşün en basit şeyler bile olabilir. Dünyayı kurtarmış olmana gerek yok. Hepinizin mutlu olduğu anlar var. Oldu. Eğlendiğin anlar oldu. Belki çok verimli bir şey yaptın, bundan keyif aldın. Belki kendini geliştirdiğin bir şey oldu. Bundan gurur duydun. Belki arkadaşlarınla çok eğlenceli bir tatil yaptın. Bunun tadını çıkardın. Hepsini düşün ve kendine şunu söyle. 2022 yılı çok güzel bir yıldı. Yarın 2023 yılı başlıyor. Yeni yıl, yeni hedefler, belki yeni bir sen. Yapmak istediğin çok fazla şey var değil mi? Peki bunları gerçekten yapmak istiyor musun? Bunları gerçekten yapacak mısın? Bununla ilgili kendini biraz sorgulaman lazım. Kendini biraz rahatsız etmen lazım. Biraz kendini köşeye sıkıştırman lazım. Aa ben yeni yılda işte çok iyi spora başlayacağım çok iyi bir vücudum olmasını istiyorum. Ne yaptın peki? Gideceğin spor salonuna karar verdin mi? Gidip mesela orayla görüştün mü? Yapman gereken antrenmanları araştırdın mı? Antrenman bilimi hakkında bir şey öğrenmek için çabaladın mı mesela? Nasıl bir vücut istiyorsun? Biraz işte şu belden gitsin yeter mi diyorsun. Bunu diyorsan olmaz. İşte biraz belden gitsin. 5 kilo vereyim yeter. Böyle hayatını değiştiremezsin. Bunu bil. Yine aynı örnekten devam edelim madem. Eğer ki işte ben spora başlayacağım, vücudumu düzeltiyorum. Diyeceksen biraz büyük düşünmen lazım. Bazen bu büyük düşünmek insanlara korkutucu gelebiliyor. Ama ben hepinizden büyük düşünmesini istiyorum. Çok büyük düşünün. Çok büyük hedefler koyun. Ama bunun için Birden büyük çalışmaya çalışmayın. Ufak ufak adımlarla başlayın. Her zaman şunu bilin. Başarı çok büyük düşünüp, çok büyük hayaller kurup çok ufak adımlar atarak gelir. Dediğim gibi işte spora başlayacağım, biraz şu yanlar gitse olur ya, keşke falan. Bunu düşünmek yerine işte ben başlayacağım ve çok iyi bir vücut yapacağım. Ama bunun için profesyonel bodybuilder'lar gibi çalışmam mümkün değil. Ben bunu yapacak kabiliyete sahip değilim. Bu yüzden çok ufak şeyler yapacağım. Öncelikle salona gitme alışkanlığı kazanacağım. Haftada en az 3 gün salona gideceğim. Bunu söyleyebilirsin mesela. Bunu hallettikten sonra programıma uygun davranacağım. Hareketlerimi takip edeceğim. Bunu söyleyebilirsin. Aşama aşama, minik adımlarla. 2023 yılı geldi. Ne demek? Sen bir yıl daha kaybetmedin. Sen bir yıl daha tecrübe kazandın. Sen geçen seneki senden bir yıl daha tecrübelisin. Bir yılın geçmesi, umarım senin için de böyledir, şu anlama gelmesi gerekiyor. Sen bir şeyler öğrendin sen büyüdün, sen geliştin. Sen artık eski sen değilsin. Aradan zaman geçiyorsa ve sen hala eski sensen, işler yolunda gitmiyor demektir. Bu yüzden kendini ileri taşımaya odaklan. Geçen her zamanı verimli kullanıp daha iyi bir yere konumlanmak için tecrübe ve fırsat olarak gör. Önümüzdeki yıl ne olacak? Koskoca bir 365 gün. Boşa harcanacak mı 365 gün mü? Hayır. Yerinde saymaman gereken, daha fazla çalışman gereken, daha çok zorlaman gereken konfor alanından daha çok çıkman gereken, seni korkutan şeyleri daha çok yapman gereken koskoca 365 gün 6 saat. 6 saat de nereden geliyor? Şubat'tan geliyordu galiba. Öyle bir durum vardı. Şubat işte bazen 29 çekiyor, bazen 30. 4 yılda bir mi 29 çekiyordu? Bunları da yazarsanız bana öğretirsiniz. E peki sen bu yepyeni yılı nasıl değerlendirmek istiyorsun? Bu yeni yılda hedeflerin var mı? Kendini ne alanda geliştirmek istiyorsun? Kendine nasıl bir şeyler katmak istiyorsun? Bunu da yorumlarda paylaş. Hedefsiz yeni yıl olmaz. Hedefsiz yılbaşı olmaz. O yüzden ben de size şimdi kendi yeni yıl hedeflerimden bahsedeceğim. Bu yeni yıl hedeflerini ben her sene kendime koymaya çalışıyorum. Çünkü bir yıla girmeden önce birkaç hedefin olması, bir yol haritan olması, önünü önceden düşünmüş olman kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. Ben böyle düşünüyorum. Bence sen de kendine hedefler koymalısın. Aynı şekilde şunu da görmek çok hoşuma gidiyor. Ben hedeflerimi koyuyorum mesela. 1 Ocak'ta, 31 Aralık'ta artık. Ne zaman uygun görürsem. Bundan sonra Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Ben belki yurt dışına çıkıyorum. Başka insanlarla tanışıyorum. O sırada hayatımda olan insanlarla mesela bir daha görüşmüyorum. Hayat sürekli değişiyor. Hayat çok dinamik. Faktörler değiştikçe hedefler de değişiyor. Mesela şu olabiliyor. Senin yılbaşında koyduğun bir hedef belki de aslında yılın sonunda gerçekleştirmek istemeyeceğin bir hedef haline gelebiliyor. Gerçekleştirmene gerek kalmayabiliyor. Veya yılın başında düşündüğün bir hedef Yılın başında düşünmediğim bir hedef 8. aydan sonra karşına çıkabiliyor. Bu yılın başında benim bir YouTube kanalım yoktu. Instagram'da da takipçim yoktu. Ama benim artık bir YouTube kanalım var. Şu anda YouTube kanalına odaklanıyorum ve yeni yılda kendime koyduğum ilk hedef YouTube'da 10.000 aboneye ulaşmak. Aa Vura 10.000 niye 10.000 ya? 1 milyon aboneye ulaşsana. Hani büyük konuşuyordun? <laughs> Hayır. Kendini yalan da söylememek lazım. Yani bir yılda 1 milyon aboneye ulaşmak bence mümkün değil. Özellikle de şaklabanlık yapmıyorsan ki ben şaklabanlık yapmayı planlamıyorum. Neden 10 bin abone? Hem çok düşük bir sayı da değil, değerli bir sayı. 10 bin bence gayet güzel bir sayı hem de bir yılda ulaşılabilecek bir sayı olduğunu düşünüyorum istikrar sağlanırsa. Yıl sonunda kaç bin abone olur? Ne kadar hedef gelir? Bunu beraber göreceğiz. Ben bunun için ne yapacağım? Tabii ki hedefi koydum. Ah, oh, yatayım hiçbir şey yapmama gerek yok gibi bir durum da söz konusu değil. Eğer bu hedefi koyduysam bu hedef için çalışmam gerekiyor. Şu anda mesela YouTube haftada iki video paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok bunu yapmaya çalışacağım. Haftada iki video. Shortslar. Diğer mecralardan buraya takipçi çekmek. Farklı içerikler denenebilir tabii ki şaklabanlık yapmadan. Araba sohbetlerini de seviyorsunuz. Belki antrenmanla ilgili içerikler gelebilir. Bunları deneyerek 10.000 abone hedefine ulaşmaya çalışacağım. Benim diğer hedefim ise Instagram'da 10.000 takipçiye ulaşmak. Instagram'da hala hazırda 3.000 takipçim var. Yani bu aslında çok uzak bir hedef değil. Instagram'ı uzun süredir kullanıyorum YouTube'un aksine. 2022'ye girerken benim Instagram takipçim herhalde 600 falandı. 2022'nin yaz ayı, Haziran ayında benim Instagram takipçim 700 falandı. E sonra işte TikTok videoları, TikTok'tan gelen takipçiler, videomu görüp gelen takipçiler derken bu sayı arttı. Yeni yılda Instagram'ımı 10.000 takipçi yapmak istiyorum. Bu Video çekmeye başladığımdan beri ilk başta sahip olduğum hedeflerden birisi. Instagram'da 10.000 sanki bir sınır gibi. Hani işe yarar bir Instagram hesabı 10.000'den sonra başlıyor bana sorarsanız. Bu yüzden yeni yılda ikinci hedefim Instagram'ımı 10.000 takipçi yapmak. Bunun için de Instagram'daki paylaşımlara daha çok ağırlık vereceğim. Daha çok Reels paylaşacağım. Biliyorsunuz her gün TikTok'a video paylaşıyorum ama TikTok şu sıralar çok iyi çalışmamaya başladı. Yani videolar izlenmiyor, keşfete düşmüyor. Eskiden videomu gören insanlar videolarımı görememeye başladı. Ben Instagram'a ağırlık vermeyi planlıyorum. Sistemi oturttuktan sonra her gün Instagram'a bir Reels gelebilir. Instagram'daki takipçi hedefime de bu şekilde ulaşacağım. Evet şimdi biraz daha farklı bir hedef geliyor. Bu hedef en zor olabilir aralarında. Nasıl yapacağımı hem biraz biliyorum hem de bilmiyorum diyebilirim. Yeni yılda üçüncü hedefim 10.000 dolar nakit para. 10.000 dolar. Türkiye standartlarına çok zor bir para. Türkiye'de bu parayı kazanmam imkansıza yakın bir yıl gibi geniş bir süre olsa bile. Bir yıl boyunca 10 bin dolar nakit para. Yani bu nasıl olabilir? Biriktirerek yatırımlardan gelen paralarla herhangi bir kaynak yok yani. Sadece şuradan gelecek gibi. Bir yerde çalışıp falan. Yıl sonunda 10 bin doları bir araya getirmiş olmak. Hedefim bu. Yazın Amerika'ya gitme planım var tekrardan. Çalışma iznimi alarak. Çalışma iznimi alırsam. Amerika'daki işimde de bolca çalışmak istiyorum. İşverenlerin bana müsaade ettiği kadar 40 saate kadar müsaade ediyor çoğu işveren. 40 saatten sonrası için herkes istekli olmayabiliyor. İşverenler de eğer bana iş vermek isterse ben kesinlikle sonuna kadar bunu kullanırım. Ve oradan gelen para onun dışında diğer taraflardan toplayacağım para bunların hepsini bir araya getirerek 10 bin dolar nakit tutmak bir hedefim. Abi enflasyon varken sen niye nakit tutuyorsun? Paran yarıyor. Sen hiç şeyi izlemiyor musun? Özgür Demirtaş'ı izlemiyor musun? Ya dostum o parayı 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl tutmayacaksın. O para... Şunu söyleyeyim. Cash is king. Nakit güçtür. Bak tekrar ediyorum. Basarak söylüyorum nakiti al kenara koy 4 yıl 5 yıl yap yanarsın. O para gider olduğu yerde. Bankada ben bekletiyorum faiziyle paramı alacağım. Hayır. O para durduğu yerde yanar. Ama kısa vadede. 4 ay 5 ay 1 yıl. Bu sürelerde parayı tutabilirsin. Çünkü para senin elindeyse fırsatları değerlendirebilirsin. Biraz düşünürsen şunu fark edeceksin. Önüne çok fazla iş fırsatı geliyor. Çok fazla iş fırsatı ve girip paranı katlayabileceğin fırsat geliyor ama sende ne yok? Para yok, sermaye yok. Elinizde böyle durumlarda kullanabilmek için paranız olması gerekiyor. Bu yüzden cash is king. Sana güzel bir fırsat geldi, bir çözeceğin bir problem gördün. Halledebileceğin bir iş gördün ve buradan para kazanacaksın. Sende ne var? iPhone 14 Pro Max. <laughs> Hiçbir işine yaramaz. Anladın mı? O işte araba alırsın hiçbir işine yaramaz. iPhone işine yaramaz tekrar ediyorum. O yüzden elinizde para tutmaya çalışın. Uzun vadede değil. Yeni yılda üçüncü hedefim de bu. Geldik dördüncü hedefe benim yeni yıldaki bir diğer hedefim 130 kilogram bench press ile bir tekrar atmak. 130 kilogram ve bir tekrar atmayı kendine hedef koymuş. Ah zargana. Evet benim hedefim 130 kilogram ile bir tekrar bench press atmak. Şu anda bench press'te bir tekrarda kaldırdığım ağırlık 105 kilogram. Ki bence gayet güzel bir sayı. Vücut ağırlığım 85 kilogramken, vücut ağırlığımdan yüksek ağırlıklarla bench press yapabiliyorum. Neden 130 kilo? Çünkü bir yıl içinde ulaşılabileceğini düşündüğüm bir sayı. Bol bol bench press yaparak, güzel beslenerek bu sayıya ulaşabilirim. Bench press, bildiğin gibi insanı heybetli gösteren bütün üst vücudu, omzundan arka koluna, göğsünden iyi yapılırsa sırtına kadar çalıştıran çok <coughs> affedersin. Çok sağlam bir hareket. Bu yüzden hedeflerim arasında bench arttırmak var. Ve 5. hedefim 12 kitap. Yani ayda bir kitap okumak. Her ay bir kitap okumak. Ben deli gibi bir kitap kurdu değilim. Yani her hafta bir kitap bitiremiyorum. Ama ayda bir kitap bitirebileceğime inanıyorum. Bir yılda 12 kitap okursam bu bence çok faydalı olacak. Her yıl 12 kitap okuduğunu düşünsene. Ne eder? 5 yılda 60 kitap eder. Biraz geç hesapladım. 5 yılda 60 kitap okumak ve 5 yılda 0 kitap okumak, belki 1-2 kitap okumak arasında devasa bir fark olacak. Herhalde bunu da anlatmama gerek yok geldik etli kısma. Seni ilgilendiren kısma şimdi geldik. Seni de düşündüm bu videoyu hazırlarken ve dedim ki belki sen kendine hedefler koyamamışsındır ya da ne yapman gerektiğini bilmiyorsundur, ne yapmak istediğini bilmiyorsundur. O yüzden senin içinde 3 tane hedef koyuyorum. 1. Haftada en az 3 gün antrenman yapmak. Evet hepiniz vücudunuzu geliştirmek istiyorsunuz. Evet hepiniz spor salonuna gitmek istiyorsunuz. Evet hepiniz daha iyi görünmek istiyorsunuz. Hayır ben istemiyorum diyenler bunu yapmaktan utandığı için, o çabadan çekindiği için, tembellik duygusu onlara daha iyi geldiği için ve konfor alanından çıkmak istemedikleri için hayır diyorlar. Sen de bunu yapmak istiyorsun ve artık buna başlamanın zamanı geldi. Önümüzdeki yıl haftada en az 3 gün bak hiçbir şey değil. Yarım saat bile gitsen önemli değil. Haftada en az 3 gün o spor salonuna git, yalandal da olsa bir antrenmanını yap. En kötü antrenman yapılmamış antrenmandır. Bir, her zaman sıfırdan büyüktür. O yüzden hedefin önümüzdeki yıl haftada en az 3 gün antrenman yapmak. Sana koyduğum ikinci hedef, 6 kitap okumak. Yani 2 ayda 1 kitap eder. Ben kendime ne koymuştum? Ayda 1 kitap. Sen benim kadar kitap okuyor musun bilmiyorum. Belki benden çok okuyorsun o zaman kendi hedefini kendin koy. Ama hiç kitap okumayan biriysen ya da benden az okuyan biriysen iki ayda bir kitap okumanı istiyorum. Kitapların böyle kalın kalın olmasa gerek yok. 100-200 sayfalık kitaplar bile okey. Ama yeter ki yıl bittiğinde 6 kitap okumuş ol. İnan çok seveceksin. Ve geldik 3. hedefe. Sana koyduğum 3. hedef. İkinci hedef neydi? Kitap okumak. Hemen bir de kitap önerisi patlatmış olayım. Richest Man in Babylon. Babil'in en zengin adamı isimli bir kitap vardı. Ve bu kitapta şundan bahsediyor. İnsanların çoğu, kedi tüyü, insanların çoğu ellerine bir maaş geçtiğinde, aylık ödeme diyelim. Aylık ödemeleri ellerine geçtiği zaman önce harcarlar ıvır zıvır şeyleri, sonra kalanıyla yatırım veya birikim yapmaya çalışırlar. Hayır diyor bu kitap. Senin eline aylık ödemen geçtiği zaman önce en az %10'unu, bu 20 de olabilir 30 da olabilir. Senin bütçen ne kadarsa. En az %10'unu kenara ayırıp bununla gerekirse yatırımını, gerekirse birikimini yapıp yatırım kendine de yatırım yapmak olabilir eğitimlerle vesaire. Altın almak da olabilir, kripto para almak da olabilir. Kripto paraları öğrenin bu arada. %10'unu ayırıp kalanını harcamak. Sen %10'unu başta ayırdığında zaten %90'ı sende kalmış oluyor. İnan o %90 senin günlük hayatını devam ettirmen için yeterli. O yüzden önümüzdeki yıl şunu yapıyorsun. Belki öğrencisin eline 1500 lira geçiyor ayda harçlıklar, burslar. Olsun. Bu 1500 liranın 150 lirasını kenara ayır ve çekmecene koy. Ya da git Artık 150 lirayla ne kadar altın alınıyor bilmiyorum. Ne kadar dolar alınıyor. Onu koy çekmecene. Her ay bunu yap. Çok faydası olacak sana. Çünkü normal şartlarda ıvır zıvır çer çöpe harcadığın parayı bir anda kenara koyup korumuş olacaksın. Save etmiş olacaksın. Bak önce Türkçesini söyledim. Ve bu para zor durumda kaldığında gerçekten sana yardımcı olacak. Evet yeni yılda sana verdiğim üçüncü hedef de buydu. Umarım hepimiz için çok güzel, harika, çok verimli bir yıl olur. Hepimiz için daha çok çalıştığımız, hedeflerimize koşar adım gittiğimiz bir yıl olur. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Başarılar.